Tebriz'de, bir tarafta Meşhed'de, bir tarafta Tahran'da törenler devam ediyor ve İran Cumhurbaşkanı reisinin hayatını kaybettiği, Dışişleri Bakanlıkları'nın hayatını kaybettiği, beraberlerindeki bölge eyalet valisinin, bölge imamının hayatını kaybettiği o şüpheli helikopter kazası. Bugün de o kazadan sonraki ilk cuma, Sözcü Televizyon'da Tahran'da efendim, reisinin vefatı sonrası ilk cumada hem matem devam ediyor, hem Tahran'da, Tahran Üniversitesi'nde hareketlilikle durumda. Dönelim efendim, Sözcü Televizyon Ankara Haber Müdürü Mehmet Bal, kameraman arkadaşımız Onurcan Kankal'la birlikte Tahran'dalar şu anda, karşımızdalar. Hem gözlemlerini alalım Mehmet Bal'ın, ülkeye girdiği andan itibaren neler oluyor, hem de arkasındaki durum almaya başlayalım. Söz Mehmet Bal'da, Sözcü Televizyonu Tahran'da. Net gözlem şu Can Coşkun, aslında ilk olarak bunu söylemek lazım. Evet, matem havası ülke genelinde devam ediyor. Biz de o matemin devam ettiği noktalardan, önemli noktalardan birindeyiz. Tahran Üniversitesi'ndeyiz ve dakikalar sonra burada cuma namazı kılınacak. Şu sıralardaysa İran kültüründe önemli bir yere sahip olan Tahran Cuma imamının hutbesini dinliyor buraya gelen vatandaşlar. Cuma namazına katılan vatandaşlar da aynı zamanda hemen devrim meydanından buraya geldik dakikalar öncesinde. Cuma namazına katıldık. Matem havasının devam ettiğini söylüyorum. Biliyorsun yaz ilan edilmişti ülke genelinde. Aslında Onurcan Kankal'dan da rica edeceğim bir taraftan o yaz havasının nasıl geçtiğini göstermesi için. Çünkü zaman zaman bulunduğumuz bu noktada yüzlerce kişinin katıldığı yerde duygusal anların da yaşandığını görüyoruz. Hemen karşıya doğru yöneldiğimizde ise de o helikopter kazasında hayatını kaybeden isimler reisiden tutun da dışişlerine bakanına kadar burada da yer alıyor. Sadece burada yer almıyor. Aynı zamanda ülkenin tamamında, yani Can Coşkun şöyle söyleyebilirim. Ülkenin tüm sokaklarında, ana caddeler değil, ara sokaklarda dahil bu resimler ve yaz devam ediyor. İran kültüründe bildiğiniz üzere, bir taraftan da arkama bakıyorum çünkü o yasa da eşlik ediyorlar. İran kültüründe yasın önemi ayrı. Mersiyeler okunuyor çoğu yerde. Evet, 5 günlüktü matem ama bunun uzun süre devam edeceğini biliyoruz. Ancak önemli bir nokta daha var. O da şu. Bu kazanın yaşanmasının hemen ardından gelen resmi açıklamalar vardı. Ülkedeki devlet geleneği devam edecek. Evet, reisi hayatını kaybetti ama yeni isim önümüzdeki süreçte seçimle belirlenecek dendi. Ve bu yüzden hiçbir noktada İran genelinde tatile gidilmedi. Hiçbir yer kapatılmadı. Bunu o da söyleyebiliriz. Matem dediğim gibi devam ediyor. Hemen bir de sol tarafı rica edeceğim. Eğer dönebilirse Onurcan Kankal. Evet, burada da görmüş olduğunuz gibi Tahran Cuma imamı şu sıralarda duasını gerçekleştiriyor. Ve burada da yan tarafta da o matem havasının devamını görüyoruz. Dediğim gibi Tahran Üniversitesi'ndeyiz. Yüzlerce kişinin katıldığı Cuma namazı dakikalar sonra başlamış olacak. Biz gelişmeleri aktaracağız ama son olarak şunu da eklemek istiyorum. Dün akşam saatlerinde hükümet sözcülüğünden de açıklama geldi. Helikopter kazasının ön raporu tamamlandı. Ön rapora göre uçuş sırasında havanın elverişli olduğu belirtildi. Helikopterde herhangi bir sıkıntı olmadığını altı çizildi. Ancak bir noktanın araştırılması gerektiği ifade edildi. O da yükselmesi gerekirken helikopterin neden sisin içine girdiği yönündeydi. Bu da teknik açıklama. Şüphesiz önümüzdeki günlerde tüm detaylar gelecek. Biz bugün Tahran'dan, Tahran başkentin caddelerindeki havanın nasıl olduğunu aktarmaya çalışacağız. Dediğimiz gibi mersiyeler sürecek İran genelinde. Meddahlar sözlerini söyleyecekler ve İran'da reisi ve beraberinde hayatını kaybedenler için matem havasının devam edeceğini söyleyebilirim Can Coşkun. Tahran'dan, Tahran Üniversitesi'nden sözü yeniden size bırakıyorum. Teşekkürler Mehmet Balık, kolay gelsin. Döndük stüdyoya, bir sıcak not.